Merhaba sevgili arkadaşlar, herkese hayırlı akşamlar. Bugün 26 Haziran Cuma, Belmont Park Amerika yarışları için karşınızdayım. Sizler de hoş geldiniz arkadaşlar. 7 koşulu bir program var arkadaşlar. Biraz zor gözüken bir program. Hani basit gibi gözüküyor ama geneline baktığınız zaman çok birbirine yakın safkanlar var arkadaşlar. O yüzden temkinli oynamanızda fayda var arkadaşlar. Ben herkese açık bir video yapacağım bunu. En azından hafta sonu herkes yine evde. Sadece yabancı yarışı açık bırakayım. Ama akşamki normal İstanbul yarışı olsun, hani gece akşam oynanan yarışlar hepsi sadece üyelere özel arkadaşlar. Bunu da belirteyim. Yani seyredebilmeniz için kanala üye olmanız yeterli arkadaşlar. Artık orada bütçenize göre bir ayarda yapabilirsiniz. Ben hiç fazla sözü uzatmadan hemen oranlara geçiş yapmak istiyorum ve tuttuğumuz safkanları tabii ki aktarmak için. Bu hemen birinci koşu 21-23'te şartlı 3 ve yukarı İngilizlerin 1700 metrelik çim koşusunda 7'li plasayamız aynı şekilde var. Hem 3'lü gayan da oynanabiliyor arkadaşlar burada. Burada gördüğünüz gibi 4 ve 7 nolu safkanlarda yarıştan çıkmış. Ben burada hemen oranları aktarayım. 1 nolu safkanın 1 lira gibi orana sahip. 5 nolu safkan 3,5 lira, 2 nolu safkan 5 lira, 3 nolu safkan 6,5 lira, 6 nolu safkan da 10 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar burada zaten ekürüzü çıkmış ama bir Kingman temsilcisi, yani şu anda Avrupa'da, Fransa'da hemen hemen çoğu ülkelerde bir Kingman temsilcileri görüyoruz arkadaşlar. Gerçekten fırtına gibi bir giriş yaptı bu orijin olan safkanlar. Yani şu anda gerçekten çok değerli bir hal aldı. Ben de iyi bir çim atı, yani onu söyleyeyim en azından. Ben de o yüzden bir nolu Good Governance, ben de Irak Ortiz Junior gibi kaliteli bir jockey ile koşacak olan bu safkanı ben banko olarak tutuyorum. 7'li plase ve 3'lü ayağının ayağını ben bir banko olarak vermek istiyorum. Çünkü zaten antrenöre baktığınız zaman bir Chad Brown arasından antrenörü de sağlam, yani ekürüsü de çıkarmışlar. Ben yarışı kazanmasını bekliyorum arkadaşlar. Bir nolu Good Governance'i. 7'li plaseden çıktık. 6'lı ganyan ayağına geçiş yapalım arkadaşlar. 21.55'te başlıyor satış koşusu. Şartlı dişilere ait 3 ve yukarı İngilizlerin 1200 metrelik çim koşusunda. Burada da 1, 6, 9, 10 ve 12 nolu safkanlar çıkmış. Bayağı bir temizlik olmuş yani. 3 nolu safkan 8/13, yani 0.6, 0.7 gibi orana sahip arkadaşlar. Yani yüksek bir orana sahip. 4 nolu safkan 2.2, 11 nolu safkan 7.5 lira, 2 nolu safkan 12 lira ve 5 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip arkadaşlar. Tabii burada benim biraz riske gireceğim. En azından biraz daha safkanı ben şanslı gördüğüm için, geçen hafta en azından bir yarış gördü. O gördüğü yarışta da güzel bir üçüncülük elde eden 3 nolu First Apple Jose Ortiz de ben bu yarışı kazanmasını bekliyorum ve sizlere banko olarak öneriyorum arkadaşlar. Gerçekten kaliteli bir safkan. Bugün büyük ihtimalle bu yarışı kazanarak aradığı, uzun aradan beri kazanmak istediği birinciliği bugün bulur diye düşünüyorum. Ben de o yüzden 3 nolu First Apple'ı banko olarak öneriyorum arkadaşlar sizlere. Günün ikinci ayına geldiğimiz zaman bir satış koşusu şartlı 3 ve yukarı İngiliz'in 1400 metrelik kum yarışında burada gördüğünüz gibi 3 nolu safkan çıkmış. 5 nolu safkan şu anda yurt dışı bayi sitelerinde satışa kapalı arkadaşlar. Bayi siteleri bayağı ciddi görmüşler ki 5 nolu safkanın bayi sitelerini kapatmışlar, satışını kapatmışlar. 1 nolu safkan 2,5 lira, 7 nolu safkan 3 lira ve 2 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar benim burada öncelikli olarak tabii ki bir Mine Şaf temsilcisi 5 nolu Javelin yurt dışında satışa kapanmış olması, yani bu yarışı kesin kazanır anlamına gelmesin arkadaşlar. En azından bunu belirteyim. Ama üstünde iyi bir jockey var. Irat Ortiz Junior gibi kaliteli bir jockey var. Performansa baktığımız zaman sürekli ikincilik, üçüncülük elde eden, hani formda bir grafiği var. Ya benim sadece bir korkum bu satış koşusu ve ikraminin çok çok düşük oluşu arkadaşlar. Yani bu tip yarışlarda genelde biraz patlayabiliyor. Tabii kalkıp Javelin 15 boy fark atar, 20 boy da fark atar. Yani ona bir şey diyemem. Ama bu tip yarışlarda her zaman temkinli olmakta da fayda var. Ben o yüzden ben bu safkanın yerine at yazmak istiyorum. 5 nolu Javelin'i yazacağız arkadaşlar. Irat Ortiz Junior gibi kalite bir jockey ile. Daha sonra 1 nolu Bluebelt, bir Bluegrass Cat temsilcisi Dylan Davis de yine iyi performansa sahip. Son hafta şu 7 nolu Tale of Mist, bir Tale of Kati temsilcisi Eric Cancel de bence en azından bugün aradığı güzel bir yarışını çıkartabilir. Bu 7 nolu safkan zaten yurt dışında da bayağı ciddi bir oyun üzerinde oynanıyor. 5-1-7 benim ikinci ayak için önerdiğim safkanlar. Ama tabii ki 5 nolu safkanı eğer tek atmak istiyorsanız da bu en sizin en doğal haliniz olur, sonucu olur arkadaşlar. Tabii ki sonuçta çünkü oyun kurucusu olarak sizler varsınız. Geldik günün üçüncü ayına.
Meydanın 3 ve yukarı İngiltere'nin 1600 metrelik Çimkos'una burada da 2 ve 3 nolu safkanlar da yarıştan çıkmış arkadaşlar. 4 nolu safkan 3.3, 10 nolu safkan 3.5 lira, 1 nolu safkan 3.5 lira, 5 nolu safkan 5 lira, 11 nolu safkan 5 lira, 6 nolu safkan 10 lira, 9 nolu safkan 12 lira ve 7 nolu safkan da 25 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar burası dananın kuyruğunun koptuğu yer olarak ben belirledim. Valla burası çok çok zor bir ayak. Ben buraya bayağı yüklendim. Yani bu saydığım atların hemen hemen hepsini de vereceğim. Çünkü burası her şeye açık arkadaşlar. Handikap puanlara baktığım zaman en azından bir maiden, normal bir maiden ama ikramiyesi yüksek oluşu. Yani burada bütün atların bence yarışa saldıracaklar arkadaşlar. Ben sıralama yapayım. 10 nolu Antif Fuck Now, Funky Now. Yani fazla farklı şey konuşmayalım. Bir Big Brown temsilcisi Irat Orta Junior ile start alacak olan bu safkan. Bence ilk şansı bu safkana veriyorum. 10 nolu safkana. Daha sonra 7 nolu Operatif. Eric Cancel de bu safkanda bir yarış koşmuş, 6.lık elde etmiş, 76 handikap almış bir safkan. Bence yani yurt dışında 25 lira ganyanı var ama yani bu gelmeyecek anlamına gelmesin arkadaşlar. Ben bugün bu safkanda çok güveniyorum. Dikkatinizi en azından bu safkanda biraz yöneltin derim. Çünkü 25 lira olması gelmez anlamına gelmesin. Yani 40 lira da geliyor, 100 lira da geliyor. Bunu unutmamakta faydalar. Bu safkan şu anda totosuna baktığınız zaman, bir de orijine baktığınız zaman üstündeki pilot da iyi. Yani kazanmaması için hiçbir neden yok arkadaşlar. O yüzden bu 7 nolu Operatif yurt dışında 25 lirada ganyan olsa Türkiye'de nasıl şu anda? Türkiye'de %4'lük bir oyunu var. Sürpriz yani, yazacağız arkadaşlar. Daha sonra 11 nolu Valeria, bir Summer Front temsilcisi Manuel Franco ile yine yazılması gereken bir isim. Daha sonra 4 nolu Barley Vaughn, bir Animal Kingdom temsilcisi, Chimpis'in etkili bir orijini var. John Velasquez de yılların bir jokeyi var. Son ikinciliğinden sonra buranın da şanslı isimleri arasında. Şu anda yurt dışında az farklı da olsa bir favori konumunda. Çünkü çok az bir farklı. Türkiye'de biraz farklı, %32'lik bir farklı liderliğini almış yani AGF'de. Daha sonra 9 nolu Lord Cadbury, bir Kendi Ray temsilcisi, çok kalite bir orijine sahip. Oal Rosario gibi usta jokeyle start alacak olan bu safkanda ilk kez koşacak olmasına rağmen yani bence bu safkanın hiç ihmale gelmez arkadaşlar. Her şeyiyle 4-4'lük yarışa katılıyor. Aman aman dikkat edelim arkadaşlar. Buna bir aman çekelim yani. Daha sonra 5 nolu Justin for Wine, Justin Philip temsilcisi Michael Lewis ile start alacak olan bu safkanda en azından görmüş olduğu yarıştan sonra bu sefer nefes yönden daha iyi. Kuponlara yazalım, yurt dışında da verilen bir isim. Daha sonra 6 nolu Mundakios, bir Munich temsilcisi Louis Saez gibi usta pilotuyla bugün de yine farklı yarış koşması beklediğim isim. Ve son olarak da ben şu 1000 nolu No Salt. Hani baktığın zaman handikapı en düşük bir safkan ama hani kalite bir isim olduğu da belli bir tonalist temsilcisi. Yani William Mott gibi usta bir antrenör elinde olan bu safkan. Yani handikapına aldanmayın. Bu safkan çok iyi bir çim koşar arkadaşlar. Junior Alvaro da kötü bir jockey değil. Bunu da belirteyim. Yani 1 nolu safkan yazacağız. 17, 11, 4, 9, 5, 6 ve 1 nolu safkanlar. Burayı biraz 8 at. Ben size önerdim. Çünkü burası tehlikeli ayak arkadaşlar. Favorisi gelir gelmez ona bir şey diyemem. Ama burada her türlü sonuca açık. Onu belirteyim. Geldi günün dördüncü ayağına. Şartlı 3 ve yukarı İngiltere'nin 1700 metrelik çimkosunda 2 ve 7 nolu safkanlarda çıkmış yarıştan arkadaşlar. 9 nolu safkan 2.5 lira, 6 nolu safkan 4.5 lira, 8 nolu safkan 5 lira, 5 nolu safkan 6 lira, 4 nolu safkan 6 lira, 1 nolu safkan 6 lira, 3 nolu safkan da 8 lira gibi orana sahip. Arkadaşlar benim burada öncelikli olarak Louis Taiz'e start alacak olan bir Posse temsilcisi olan 9 nolu Rinaldi iyi performansıyla, iyi hazırlıklarla ben bu şansı, ilk şansı bu safkana veriyorum. Daha sonra 4 nolu Nuts for Boss, Irat Ortiz Junior'a start alacak olan bu safkanda en azından iyi bir performansa, iyi hazırlıklara sahip, iyi bir jockey'e sahip. Yazacağız arkadaşlar. Daha sonra 3 nolu Opt, bir Javier Castellano gibi usta bir jockey'e start alacak olan bu safkanda kuponlarda muhakkak yerini almalı. Ve son olarak da 1 nolu The Jane, bir Discreet Cat temsilcisi Manuel Franco ile de bugün kuponlara yazılması gereken son isim olarak size önerdiğim isim. 9, 4, 3 ve 1 nolu safkanlar benim bu 4. ayak için önerdiğim safkanlar. Geldik günün 5. ayağına, bir açık dişilere ait 4 ve yukarı İngiliz'in 1200 metrelik çimkosuna. Burada oranlara aktaralım hemen. 7 nolu safkan 1.7, 4 nolu safkan 4 lira, 5 nolu safkan 4 lira, 6 nolu safkan 6.5 lira, 1 nolu safkan 7 lira, 3 nolu safkan da 7 lira gibi orana sahip. Yani burası da gördüğünüz gibi oranlar hemen hemen. Bir 7 nolu safkan biraz ön planda gözüküyor oranlarda. Ama öteki atlar hemen hemen yan yana arkadaşlar. Ben burada öncelikli olarak 5 nolu Mentality, bir Freud temsilcisi Dylan Davis'te ben ilk şansı bu safkanı veriyorum arkadaşlar. Bugün ben bu safkandan bayağı bir şeyler bekliyorum. Daha sonra 4 nolu Kiss o
Kidis Frosty. Rat Ortiz Gino'da start alacak olan bu safkan da en azından kaliteli bir jockey ile iyi bir durumuyla kuponlarda yeni almalı. Ve son olarak da yurt dışında Türkiye'nin de favorisi olan 7 No Saratoga Trosser. Bir Trosser'ın piç gibi yine çok iyi bir Çin pisti orijini olan bu safkanda Eric Chancel'a yazılması gereken bir diğer isim olur. Ben bayağı 5-4-7 olarak sizlere önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Günün son ayına geldiğimiz zaman Maiden satış koşusu dişilere ait. 3 ve yukarı İngilizlerin 1300 metre kum yarışında burada gördüğünüz gibi 15 safkan var. Ama 15 nolu safkan yarıştan çıktı arkadaşlar. 13 nolu safkan 4 lira. 9 nolu safkan 4 lira. 1 nolu safkan 5 lira. 3 nolu safkan 6 lira. 14 nolu safkan 6,5 lira. 2 nolu safkan 9 lira. 12 nolu safkan 10 lira. 7 nolu safkan 12 lira. 11 nolu safkan 14 lira. 5 nolu safkan da 20 lira gibi bir orana sahip. Arkadaşlar ben burada öncelikli olarak bu 14 nolu The Creek bir Jump Surprise temsilcisi Luis Cardenas ile koşacak olan bu safkan en azından son iki yarışında güzel ikinciliğiyle ben ilk şansı bu 14 nolu safkana veriyorum. Daha sonra 13 nolu Happy Hail Lean. Bu safkanda Hanson Mike gibi yine iyi bir orijine sahip. Rat Ortiz Junior gibi iyi bir jockey sahip. Bu safkanda bugün etkili koşmasını beklediğim bir isim olacak. Yurt dışında favori hanesindeki olan isim. Daha sonra 9 nolu Mopalga bir Uncle Mo gibi gerçekten şampiyon bir orijine sahip. Luis Saez gibi yine iyi bir jockey sahip. Bu safkanda şu anda gördüğünüz gibi Türkiye'de de favori bir konumda. Yurt dışında da hemen hemen favoriyle eşit orada olan bir safkan. Ben son olarak da bu 12 nolu Hayes Tati bir Big Brown bu gibi yine çok iyi bir orijine sahip. Kendini Carmocho ile ilk kez koşacak olmasına rağmen günün sürprizini patlatabilir arkadaşlar. Aman dikkat edin, orijin çalışmalar hepsi iyi. Yani bu safkan böyle bir grupta da uygun bir grupta da yarış kazanmaması için hiçbir neden yok arkadaşlar. Bu 12 nolu safkanın kuponuna yazacağız. 14, 13, 9 ve 12 nolu safkanlar benim bu ayak için önerdiğim safkanlar arkadaşlar. Arkadaşlar yarın görüşmek üzere. Bol kazançlar dileğimizle. Hoşçakalın.